Fatih Medreseleri Vakfı dünyaya hizmet etmeye devam ediyor. Mahmud Efendi Hazretlerimizin siz gençsiniz, dünyaya hizmet edeceksiniz ifadesini kendisine düstur edinen Fatih Medreseleri Vakfı Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, Fatih Medreseleri Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte 250 kurban, 2000 kişilik yemek, 500 sünnet ile medrese açılışı yapmak üzere Uganda'ya gitti. Fatih Medreseleri Vakfı dünyaya hizmet etmeye devam ediyor. Fatih Medreseleri Vakfı Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi ve beraberindeki heyette bulunan Mesut Özdemir Hoca, Reşit Kazancı Hoca, Ömer Turna Hoca ve Murat Bayaral Hoca, kara kıta olarak bilinen Afrika kıtasında medrese açılımı için Uganda'ya ziyarette bulundular. Sömürge altında olan Müslüman kardeşlerini misyonerlerin esareti altında bırakmamak için yola çıkan hocalarımız 17'de Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada kıymetli hocalarımız yoksulluk ile mücadele eden ailelerin çocuklarını aç kalmamaları için misyonerlik faaliyeti yürüten Hristiyanların okullarına göndermek zorunda kaldığı Ugandalı Müslümanlara hediye verilmesi için hazırlanan Kur'an-ı Kerim ve bir takım hediyeleri kargo bölümüne teslim ederken Masum Bayraktar Hoca Efendi ve hocalarımız kendilerini uğurlamaya gelen sevenleri ile hasbihal ederek FMTV ekranlarına Uganda'ya medrese açılımı ve yardım organizasyonunun detayı hakkında bilgiler verdi. Uganda'ya uçuş öncesi havalimanında vakit namazının cemaatiyle kılınarak duaların yapılmasının ardından tüm hazırlıklarını tamamlayarak pasaport kontrol noktasından geçmeye hazırlanan hocalarımız, aileleri, sevenleri ve kendilerini uğurlamaya gelenler ile helalleşerek uçağa biniş için Apron'a yöneldiler. Afrikalı yoksul Müslümanlara yardımları ulaştırmak için gönüllü olarak bu yola çıkan ve ailelerini, sevdiklerini, işlerini geride bırakan hocalarımız, sömürgeciliğin devam ettiği kara kıta Uganda'ya gitmeden önce uçakta bir video yayınlayarak tüm takipçilerine selamlarını ilettiler. Ardından ise mazlum Müslüman kardeşlerle kucaklaşmanın heyecanını gönüllerinde hissederek Türkiye'den ayrıldılar. Uçakta açıklamalarda bulunan Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimizin siz gençsiniz dünyaya hizmet edeceksiniz sözünü hatırlatarak medrese çalışması için Uganda'ya gittiklerini aktardı. Elhamdülillah hoca arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir yolculuk olacak inşallah. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Efendi Hazretlerimizin siz gençsiniz, dünyaya hizmet edeceksiniz ifadesi gireyince bir medrese çalışması için gidiyoruz. Bununla beraber tabii elimizde hoş gitmeyelim diye 250 tane kurban kesilecek. Kur'an-ı Kerimler dağıtılacak. Sünnetler yapılıyor. Mevlüt Kandili'nde binlerce kardeşimize yemek ikramı yapılacak elhamdülillah. Güzel bir çalışma olacağını inanıyoruz. Arkadaşlarımız çok heyecanlı. Hepimiz heyecanlıyız. Sultanımızın ifadesi yere düşmeyecek diye inşallah. Bu çalışma da ben biliyorsunuz bütün çalışmalarda bir yarışma lazım, yarış lazım. Bütün camiamızda, bütün camialara, bütün derneklere inşallah buralara hizmet için mücadele vermesini arzu ediyoruz inşallah. Yanlış insanların eline kalmaması için, hoş olmayan insanların eline kalmaması için bunun mücadelesini vermemiz lazım. Rabbim inşallah bu yolda başarılar nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Hoca arkadaşlarımıza yolculuğunda başarılar diliyoruz inşallah. Yolculuk altı müsaade süreci için. Onlar da inşallah bu yolculukta sıhhat afiyet diliyoruz. Mevla'ya bizden lazımız. Uganda yolunda Masum Bayraktar Hoca Efendi'ye eşlik eden FMTV ekranlarında Hanımlara İnciler programından tanıdığınız Reşit Kazancı Hoca, Uganda'nın tarihine değinerek şu bilgileri verdi. Uganda yolundayız inşallah. Orada 1840'lı yıllarda Mehmet Ali Paşa tarafından ilgilenilerek tamamı Müslüman olan 1920'ye kadar da Müslüman kalan bir ülke ama şu anda sadece %12'si Müslüman ve oraya inşallah medrese açmak için ve Kur'an-ı Kerim dağıtmak, sünnet yapmak, sonra kurban kesmek için ve kuyu açmak için oradayız inşallah. Hayırlı bir çalışma. Rabbim tamamını erdirsin. Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesiyle Osmanlı'nın himayesi altındaki bu ülkelere, bu kardeşlerimize tekrar sahip çıkma adımıdır bu. İnşallah tekrar o eski günleri görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Yaklaşık 6,5 saatlik bir uçuş sonrası gece geç saatlerde Uganda Entebbe Havalimanı'na iniş yapan hocalarımız, kendilerini karşılayan Uganda'nın yoksul bölgelerinde gezdirerek yardımların dağıtılmasında ve medresenin yapılacağı bölge hakkında rehberlik yapacak ekiple birlikte geceleyin konaklayacakları Kampala bölgesine geçerek istirahate çekildiler. Ugandalı Müslüman kardeşleriyle tanışmanın heyecanı ile sabahın ilk ışıklarında Uganda'nın Kampala bölgesinde yaşayan yoksul halkı ziyaret eden hocalarımız, yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeleri hasbihal ettikleri kişilere dağıtarak yıllarca küfrün sömürgesi altında inim inim inlemiş, merhamet yüzü görmemiş Müslüman kardeşlerini
bir nebze olsun sevindirerek sevinçlerine ortak oldular. Yaptıkları ziyaretler sonrası Kampala bölgesinden ayrılan hocalarımız Jinjan ve Soroti bölgesine doğru hareket ettiler. Yaklaşık 750 kilometre yol giden hocalarımız yol üzerinde bulunan köylere uğrayarak yoksul ve Müslüman aileleri ziyaret ederek hediyeleşip Türkiye'deki Müslüman kardeşlerinin selamlarını ilettiler. Hocalarımız Jinja bölgesinde Müslüman çocukları Hristiyan misyonerlerin eline bırakmamak için Jinja bölgesinde açılacak olan medresenin ön çalışmaları için 2 gün orada kalıp durum değerlendirmesi yapacaklar.